Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere makrome tekniği ile hazırladığımız çantamızı tarif edeceğiz. Çantamız için Spaghetti Yarn'ın makrome rob ipini kullanacağız. İlk olarak iplerimizi keserek işe başlıyoruz. 2 adet 1 metre uzunluğunda ipimizi kestik. Bir tanesini bu şekilde e, burada e, girip hazırladık. İsterseniz sizler düz zeminde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ee, ve burada toplamda 40 adet olacak şekilde bakın 2 metrelik uzun iplerimizi de hazırladık. Şimdi bu 2 metre uzunluğunda kesmiş olduğumuz 20 adet ipi bu 1 metrelik ipimize yerleştireceğiz. Diğer 20 adet ipi de diğer 1 metrelik olan ipimize yerleştirmiş olacağız. Şimdi iki ucu birleştiriyoruz. İpimizin orta kısmını bulduktan sonra bu gelmiş olduğumuz 1 metrelik ipin üzerinden ipi geçiriyoruz. Bakın burada bir yuva oluşuyor. Bu yuvadan bu iki ipi bu şekilde geçirerek başlangıç düğümle iplerimizi 20 adet ipimizi 1 metrelik ipimize bu şekilde takıyoruz. Bir kez daha birlikte yapalım. 2 metre uzunluğunda kestiğimiz ipimizin iki ucunu eşitliyoruz. Burada ipin orta kısmını bulduktan sonra bakın ipin üzerinden geçirerek buradaki oluşan yuvadan ipimizi çıkartarak bu şekilde iplerimizi sabitliyoruz. Şimdi toplamda 20 adet ipimizi bu şekilde sabitleyelim. Burada toplamda 20 adet ipimizi bu şekilde yerleştirdik. Burada yerleştirirken de 1 metrelik ipimizi e, bu tarafta e, yakın yerleştirdik. Bu tarafta ise ipimizi uzun bıraktık. Bunu da belirtmekte fayda var. Sonrasında bu uzun bıraktığımız iplerle çantamızın kenar kısmını birleştirmiş olacağız. Şimdi başlangıçtaki 4 adet ipimizi alarak burada 4 adet ip aldıktan sonra sağdaki ve soldaki ipleri ayırıyoruz. Ortada 2 adet ipimiz var. Sağdaki iple bir D oluşturuyoruz. Soldaki ipi D üzerinden tutarak arka kısımdan geçirerek bu D boşluğundan soldaki ipin ucunu çıkartarak ilk düğümü yukarı doğru taşıyoruz. Şimdi yaptığımız işlem sol taraftan başlayarak en soldaki iple bir D oluşturuyoruz. Sağdaki ipi de üzerinde tutarak arka taraftan geçirip D boşluğundan sağdaki ipi çıkartarak ikinci düğümle kare düğümünü tamamlamış oluyoruz. Şimdi Buradaki 4 adet ipi bırakıyoruz. Bir sonraki 4 adet ipi alarak yine sağ ve sol şekilde olacak iplerimizi ayırıyoruz. Ortada 2 adet ip sabit. Her zaman hangi yöne başlamışsak o şekilde ilerlemek gerekiyor. Burada sağ tarafta bir D oluşturarak ilk başta yaptığımız düğümü birebir tekrar ediyoruz. Yukarı taşıdık. Şimdi sol tarafta bir D oluşturuyoruz. Sağdaki ipi de üzerinden tutarak arka taraftan geçirerek. D boşluğundan ipliği çıkartarak yuma e, ipliği yukarı doğru taşıyoruz. Ve bu şekilde kare düğümünü oluşturuyoruz. Şimdi her bir 4 iple bu şekilde kare düğümler oluşturarak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi burada sıramızı tamamladık. Şimdi başta 2 adet ip bırakarak 2-4 adet ipi alıyoruz. Yani iki düğümden de ikişer ikişer olacak şekilde ipimizi aldıktan sonra tekrar kare düğümünü burada tamamlıyoruz. Aynı şekilde ilk başta tarif etmiş olduğumuz gibi kare düğümünü bu noktada tamamladık. Sonrasında sıradaki 4 adet ipi alarak yine iki tane kare düğümden 2 2 şeklinde olacak. Burada da yine kare düğümünü tekrar ediyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar bu şekilde kare düğümlerimizi tamamlıyoruz. Başta bıraktığımız gibi sonda da yine 2 adet ipimiz kalmış olacak. Şimdi burada sıramızı tamamladık. Tekrar en ilk baştaki sıraya dönüyoruz. Yine ilk baştaki 4 adet iple kare düğüm oluşturarak bu sırayı ilk sıradaki gibi tamamlamış olacağız. Burada mesafelere de dikkat etmek gerekiyor. Bıraktığımız mesafeyi aynı şekilde koruyarak tekrar 4 adet ipi alıyoruz. Yine aynı şekilde kare düğüm oluşturarak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Burada üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra başta iki tane ip bırakarak sıradaki dört adet iple burada bir kare düğüm oluşturuyoruz. Şimdi modelli kısmı yapacağız. Burada kare düğümünü yine aynı şekilde oluşturduk. Şimdi baştaki dört adet ip alarak burada bir tane kare düğüm oluşturuyoruz. ne mesafeye dikkat ederek kare düğümünü oluşturduk. Burada bir eğim oluşturacağız. Şimdi buradaki üçüncü sırada yaptığımız bir iki tane noktaya bakın burada dokun e, kare düğüm yaptık eğim verebilmek için. Şimdi bu üçüncü sıradaki üçüncü düğüm bizim bakın şu dört ipini alıyorum kenara ayırıyorum. Burada sarmı e, sarma düğüm yapacağımız nokta olacak. Buradaysa yine başta da e, aynı işlemi yapabiliriz. Şimdi baştaki iki tane ipi bırakıyoruz. Bakın bu taraf sol tarafa geçtik. 2 tane ipi bırakıp buradaki 4 adet iple hemen bir tane kare düğüm oluşturuyoruz. Sonra baştaki 2 4 adet ip alarak burada yine bir tane kare düğüm. Bakın bu kısımda da yine eğimli noktayı oluşturmuş olduk ve burada 1 2 3. nokta bizim. Bu 4 tane ipini ayırıyorum. Şöyle. Bu iki tarafta sarma düğüm yapacağımız nokta. Şimdi buraya baktığımız zaman 1 2 3 4 tane ortada ip kaldı. Şimdi bu 4 olan ipin şuradaki kalan ipin 2 tanesini bırakıyorum. 4 tanesini alıyorum sıradaki. 2 kare düğüm arasına düğüm atacağız. Burada 3 tane yan yana kare düğüm oluşturacağız. 1 Hemen bir diğer 4 ip alıyoruz. Buradaki ikinci kare düğüm. ve bir diğer dört ipi alarak burada kare düğüm oluşturmuş oluyoruz. Bakın başta yine iki tane ipimiz kalmış oluyor. Şimdi burada bir böyle aşağı doğru üçgen oluşturacağız. Şimdi burada 3 tane kare düğüm attık. Şimdi yine baştaki bakın şu ayırdığımız ipler dışındaki iki 4 adet ipi bırakarak şimdi burada 3 tane olan iki ipin ortasına kare düğüm getireceğiz. Bunun için de baştaki 4 ipi ayırarak buradaki iki iki ipi alarak toplamda 4 iple kare düğümü oluşturuyoruz. Şimdi iki tane düşecek kare düğüm. Birinci kare düğüm. Hemen sıradaki 4 adet ip alarak buradaki ikinci kare düğümünü oluşturuyoruz. Ve sonra buradaki oluşturduğumuz iki tane kare düğümün ortasında bakın iki adet buradan iki adet buradan 4 adet ip alarak buradaki kare düğümünü bire düşürerek burada bir üçgen elde etmiş olduk. Bakın. Şimdi şu ipleri de bırakalım. Ayırmıştık. Baktığımız zaman bakın böyle bir eğim elde etmiş olduk. Şimdi buradaki bakın şu tam orta kısımdaki. Yani 3. sıranın 1 2 3. düğümü. Burada ipi ikiye ayırıyoruz. Şu düğüm dört tane. ikisi sağda, ikisi solda kalacak şekilde ayırdık. Buradaki en sağda kalan ipi bunu sabit tutacağız. Sabit tuttuğumuz ipin alt kısmında 2, 4, 6, 8, 9 tane iple de sarma düğüm yaparak bu kısmı tamamlayacağız. Hemen alttaki iple başlayalım. Sarma düğümü de yaparken bu ip sabit kalacak. Buradaki iple bakın şu şekilde kıvırıyoruz. Klasik düğüm gibi bakın bu şekilde ipimizi geçirerek düğümü yukarı taşıyoruz. Her iple iki kez düğümleme yapacağız. Tekrar Aynı işlem. Bakın. iki kez bıraktık gibi. Şimdi bir diğer ip olarak aynı şekilde düğümleme yapıyoruz. İpi yukarı taşıyoruz. Yine bakın klasik bir şey bağlar gibi ip sabit kalıyor. Diğer ipse yürüyerek yukarı çıkıyor. Şimdi bu şekilde sarma düğümlerimizi yaparak son ipliğe kadar bu şekilde yapacağız. Sonra bu kısımda bakın diğer noktada hemen sarma düğüm nasıl yapıyoruz? Bu tarafı da yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi bakın burada yapmış olduğumuz gibi bu noktada da yine e, sarma düğümlerimizi yaptık. Burada yaptığımız işlemin birebir aynısını burada yapmış olduk. Bakın 1, 2, 3. düğümün e, iki tanesini bu tarafa iki tanesini bu tarafa ayırarak buradaki iple yani toplamda 9 iple bir tanesi sabit kalıyor. 9 tane iple sarma düğüm yaparak bu noktayı tamamlıyoruz. Şimdi bakın iki yön aynı şekilde tamamladık. Şimdi bu noktada bakın yine burada 2 4 6 8 9 10 tane ipimiz ayrılmış olacak. Bakın 2 iki, 2 ayırmıştık. 10 tane ip. Bunun bir tanesi sabit kalacak. 9 tane kalan iple de sarma düğüm yaparak buradaki uca kadar ilerlemiş olacak. Olacağız. Sonra yine bu tarafta da 2 4 6 8 9 ve 10. Bakın ayırdığımız ip oldukça belirgin duruyor. Burada 10. ip e, sabit kalarak 9 tane iple de sarma düğüm yaparak şimdi bu yöne doğru e, sarma düğümlerimizi oluşturacağız. Şimdi bu ipimizi aldık. Bu taraftaki bakın bu yöne doğru tutuyoruz. Ve alttaki ipi yine normal düğüm atar gibi bu şekilde geçirerek düğümü yukarı taşıyoruz ve yine her iplikle 2 adet aynı düğümü tekrar ederek sarma düğümü yapıyoruz. Sıradaki ipi alıyoruz yine aynı şekilde sarma düğüm yaparak şimdi bu alttaki iplerle buradaki uç kısma kadar ilerliyoruz. E, uç kısımda nasıl kapatma yapacağız? Bunu sizlere göstereceğiz. Sonra bu kısımda yine aynı şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi bakın burada yine sarma düğümlerimiz atarak bu yönde düğümlerimizi tamamladık. Bu tarafı da tamamladık. Şimdi bu kesişen noktada burada sağ tarafta olan düğümlü noktayı bakın sol tarafta üst kısımda tutarak en e, sol tarafta kalan buradaki sarma düğüm yaptığımız ve sabit tuttuğumuz ipi ise bu diğer sabit olan ipin üzerinden yine sarma düğümle bu kısımda uç noktada birleştirmiş oluyoruz bu iki ipliği Bakın bu şekilde sarmadık işte bu orta kısmı da tamamlamış olduk şimdi bu kısımda artık modelimizi kurmaya geçiyoruz Burada önce ilk modelimizi tamamlayalım. Baştaki iki tane ayırıyoruz. 2 4 6 8 tane ipimiz var. Bu tarafta yine 2 4 6 8 tane ipimiz var. 2 tane ip bakın bu modele ait. Toplamda her bir model 20 20 sayıdan oluşuyor. Çünkü 20 tane ip takmıştık. Her bir iki, iki tane ip veriyor bize. Toplamda 40 tane ip var. 20 20 e, bu şekilde ayırmış oluyoruz. Burada şimdi bakın 2 tane sağda ve solda olacak şekilde ayırdık. Sonra e, burada 8 8 16 şeklinde de iplerimizi orta kısımda toparladık. Şimdi bu orta kısımda tuttuğumuz ipin iki tanesi sağ, iki tane sola gelecek şekilde ayırıyoruz ve bu iplikle bakın ortadaki ipler duracak sabit kare düğüm yapıyoruz. Çok sıkmayacağız. Bakın böyle. Şimdi sol taraftan aynı işlemi yaparak kare düğümünü tamamlıyoruz. Bu şekilde kare düğümü tamamladık. Şimdi burada iki tane kalan iple burada kapatma yapacağız. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. Bakın iki taneyi ayırıyoruz. iki tane de bu taraftan ayırıyoruz. Ortadaki kalan ipleri tuttuğumuz iplerden iki sağdaki solda olacak şekilde ayırıp burada hemen bir kare düğüm oluşturuyoruz. Diğerinde aynı şekilde Bakın. Kare düğümünü oluşturduk. Şimdi burada bu kısımdan başlayalım ya da bu taraftan da başlayabiliriz. Buradaki en solda kalan ipi sabit tutarak bu kısımda iki yine e, toplamda 9 tane iple burada yapmış olduğumuz gibi sarma düğümler yapıp bu uca kadar geleceğiz. Sonra burada ayırdığımız diğer iple bakın bu modele hiç karıştırmadan en sağdaki ipi sabit tutarak buradaki altta kalan 9 tane iple de sarma düğüm yaparak şimdi iki yönde kapatma yapacağız modelimizi. Bakın en soldaki ipi sabit tutuyoruz. Diğer iple hemen bakın sarma düğümlerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Buradaki ipi alıyorum sıradaki. Yalnız burada dikkat ettiğim nokta bakın şu mesafeyi korumak. Burada mesafeli bırakıyoruz. Yine her iplikle iki tane düğümler atarak sarma düğümünü gerçekleştiriyoruz. Burada iplerin mesafesini koruyarak bu şekilde sarma düğümler yapacağız. Yine burada da aynı şekilde bu tarafta da yine aynı şekilde sarma düğümlerimizi yaparak modelimizi kapatmış oluyoruz. Şimdi burada bakın modellerimizi size tarif etmiş olduğumuz gibi uç kısımlarını kapatmış olduk. Yine buradaki ipi sabit tutarak diğer bakın solda kalan ipi burada sarma düğümle uç kısımda kesişen noktada kapatma yapıyoruz. Yine bu tarafta da aynı şekilde bakın. Burada göstermiş olduğumuz gibi uçları bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi orta kısımda yine bakın şu tam ortadan sayabilirsiniz. 2 4 6 8 tane model bu tarafta, ilk bu tarafta 2 4 6 8 tane ipimizi bu şekilde 8 8 16 ipimizi ayırıyoruz. 2 sağda, 2 solda olacak şekilde ipimizi yine kenarları alarak kare düğümü tamamlıyoruz. Şimdi burada bir tane model kuracağız. iki model arasında bir tane modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi kenarlarda kalan bu iki adet iple bakın bu sağ taraftan sabit kalıp sarma düğüm olacak. Bu taraftaki en soldaki ipte yine sabit kalarak sarma düğüm olacak ve şu kısımda olduğu gibi yine orta kısmı birleştirerek bu üçüncü modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada üçüncü modelimizi tamamladık ve yukarıda olduğu gibi kare düğümlerle bu noktayı kapatmaya geçiyoruz. Şimdi sol taraftaki ilk 4 adet ipimizi alarak yine kare düğümü aynı şekilde oluşturuyoruz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir püf nokta var. Şimdi bu kare düğümü tamamladıktan sonra kare düğümün bakın sağdaki 2 adet ipini alıyoruz. 2 adet ipi sol tarafta bırakıyoruz. Sıradaki 2 adet ipi de alarak bu 4 adet iple şimdi bu noktada tekrar bir kare düğüm oluşturuyoruz. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Sürekli aşağı doğru inerek burada bir düzleme yapacağız. Şimdi kare düğümünü oluşturuyoruz. Aynı şekilde. Şimdi ikinci kare düğümünde yine sağ taraftaki iki adet ipin alıyoruz. Bakın bu düğümden iki tane ipimiz aldık ve diğer iki ipi alarak 4 adet ipi burada alarak yine kare düğüm oluşturuyoruz. Buradaki en önemli püf nokta Şimdi aşağı doğru inelim yine iki tane düğümden iki tane sıradaki ipten alarak uç noktaya kadar ilerleyeceğiz. Kare düğümler yaparak yine düğümden iki adet ip alıyoruz. Sıradaki iki adet ip olarak yine sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi kare düğümü tamamlıyoruz. Yine düğümden iki adet ve sıradaki iki adet ip olarak buradaki uç kısma kadar ilerliyoruz. Eğer sizler bu çantanın boyunu büyütmek isterseniz eğer e, ipleri 10 e, 10 artırarak bu şekilde e, çantanızı büyütebilirsiniz. Tekrar düğümden 2 adet ve diğer 2 adet ipi alarak 4 adet iple kare düğüm noktasını oluşturuyoruz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bakın uca kadar ilerlemiş olacağız. Şimdi buradaki düğümden 2 adet ip ve buradaki bakın tam uç kısımdayız. 2 adet ipi alarak bu uçta hemen kare düğümünü oluşturuyoruz. Burada duracağız artık. Bakın. Eğer e, saymak gerekirse bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 adet iple çalışmış olduk bu noktada. Diğer 20 adet iple de buradaki yaptığımız işlemi birebir aynısını yapacağız. Şimdi bakın aşağı doğru iniyoruz. Tekrar baştaki 4 adet ipi alarak yine kare düğüm yapıyoruz. Yine aynı teknikle aslında aşağı doğru ineceğiz. Buradaki kare düğümünü oluşturduk. Şimdi düğümden 2 tane sağdaki ipten alıp sıradaki 2 adet iple 4'ü tamamlıyoruz. Ve tekrar kare düğüm oluşturuyoruz bakın. Sürekli düğümden 2 adet ip alarak sıradaki 2 adet ipi de alarak bu dört iple aşağı doğru ineceğiz. Bu kısımda birlikte aşağı doğru inelim. 2 adet ip alıyoruz. Diğer noktadan yine 2 adet ip. Burada şu düğüme kadar geleceğiz. E, artık düğümü gördüğümüzde durmamız gerekecek. Bunu da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Bakın aşağı doğru kare düğümlerle inmiş oluyoruz. Mutlaka düğümlerden en son yaptığımız düğümden iki adet ip alarak sıradaki iki adet iple kare düğümler oluşturarak bu şekilde bu noktayı tamamlamak gerekiyor. Şimdi bakın bu noktada kare düğüm oluşturduk. Şimdi artık buradaki kare düğümün hizasına gelmiş olduk. Burada duruyorum bakın. Şimdi tekrar 4 adet iple buradaki bakın şu hizaya gelene kadar burada düz bir çizgi elde etmiş olacağız. Zemini düzleyeceğimiz için alt kısımda şöyle sayabilirsiniz. 2 4 6 8 9 tane düğüm attık. Alt kısımda 2 4 6 7. Böyle bu şekilde azalarak bu kısımda burada azalmalar yaparak bu kısmı düzlemiş olacağız. Sonra bu taraftan 4 adet ip alarak e, tekrardan düğümlerden 2 2 ip alarak bu kez ee, sol taraftan iplerimizi alarak burada yaptığımız işlemi birebir burada da tekrar ederek alt zemini bu kısımda alt zemini düzlemiş olacağız. Sonra artık sarma düğümle bu alt kısmı kapatmaya geçeceğiz. Bakın şimdi bu uç kısmı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada e, son bir tane düğüm kalana kadar bakın son dört tane e, baştaki ipimizde bir tane kare düğüm yaparak bu noktayı hizalamış oluyoruz. Bakın. Şöyle Bakın 9 tane iple başlamıştık. 7, 5, 3, 1 ile tamamlanmış oldu. Bakın bu noktayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bu tarafta yaptığımız işlemin birebir aynısını buradan bu kez başlayarak hemen şöyle göstermek gerekirse hemen ilk kare düğümünü oluşturuyoruz. Bakın buradansa sağdaki 2 adet ipi bırakıp soldaki 2 adet ip düğümden Şimdi sıradaki soldaki iki adet ip alarak toplam dört tane iple yine kare düğümler yaparak buradaki noktayı da tamamen kare düğümlerle tamamlayarak düz bir zemin elde etmiş oluyoruz bakın şimdi zemini düzlemiş olduk şimdi bu sıra bizim ilk sıramız gibi düşünebiliriz şimdi ikinci sırayı ve üçüncü sırayı yapmış olacağız 1 2 3 sırayı tekrar etmiş olacağız burada bu birinci sıramız şimdi başta iki tane ip bırakarak sıradaki dört tane ipi alıyoruz Burada bakın ilk başladığımız ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi iki tane ip bırakarak dört tane iple kare düğüm sırasını tamamlayacağız. Sonra yine iki tane ip kalacak. Sonra baştaki dört ipi alarak yani buradaki yaptığımız üçüncü sıranın birebir aynısı olacak. Buradaki kare düğümünde de tamamlayacağız. Sonra sarma düğümle bu parçamızı bitirmiş olacağız. Son iki sıra düğüm noktamızı da tamamladık. Şimdi en soldaki ipi sabit tutarak alttaki kalan diğer iplerle sırasıyla sarma düğüm yaparak bu noktayı tamamlamış olacağız. Hemen en soldaki ipi sabit tutup sıradaki gelen iple her bir iple iki tane düğüm atarak bu şekilde sarma düğüm yaparak hemen dip kısımdan bakın bu şekilde bu taban kısmını kapatmış olacağız. Bu şekilde sabit tutacağız. Diğer iplerde sarma düğüm yaparak sırayı tamamlayacağız. Ee, çok fazla açılma yaparsa birazcık böyle sıkıştırarak da bu noktayı tamamlamış olacağız. Sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bakın iki parçayı da aynı şekilde hazırladık. Şimdi bu parçamızın ölçüsünü endo olarak verecek olursak eni 18 santim, boyu da 19 santim oldu. Şimdi bu iki parçayı bir bütün haline getireceğiz. Burası bakın düz kısmı. Şimdi düz noktaları iç içe gelecek şekilde iki parçayı kapatıyoruz. Düz kısımları iç içe bakacak şekilde kapattık. Şimdi bakın bu kısım ağız kısmı. En son şu kısa bıraktığımız iplerle kenar kısmını birleştireceğiz. Şimdi burada bu alt kısımda bu iplerle birleştirerek fazla kalan ipleri kesip çıkartacağız. Şimdi bu kısımda uzun olan bakın şöyle iki noktadaki uzun olan ipi sabit tutacağız. Bu iki ip bu noktada sabit kalacak. Bakın iki parçadan da birer tane ip aldık. Şimdi bu iple de kare düğüm yaparak alt kısmı birleştireceğiz. Şimdi iki parçadan da ipimizi aldık. Şöyle gösterelim. Bakın. Bu iki ip sabit kalacak. Diğer iple hemen bir kare düğüm oluşturuyoruz ve ilk bağlantı noktasını yapıyoruz. Şimdi burada çok fazla ip olduğu için her iple bu şekilde kare düğüm yapmayacağız. Çünkü çok fazla kare düğüm elde etmiş oluruz. O zaman şimdi bu noktada bakın bu iki ip sabit kalacak. Bu kısımlarda birer tane ip bırakarak bir diğer ipi alarak burada kare düğüm yapacağız. Hemen tekrar edelim. Bakın şu ipimiz sabit kalacak. Diğer taraftan da kare düğüm oluşturarak bu noktayı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde dengeli olacak. Bu parçadan bir tane ip bırakıyoruz, bu parçadan da bir tane ip bırakarak sıradaki birer tane ipi alarak ortadaki iki adet ipimiz sabit. Bu iplerle hemen kare düğüm oluşturuyoruz. Bakın. Boşluk kalmayacak şekilde bu şekilde kare düğümlerimizi atarak birer tane de ip bırakarak şimdi sıra sonuna kadar bu tabanı birleştirmiş olacağız. Sonra fazla kalan iplerimizi kesip çıkartacağız. Sonra kenar kısımlarını dikerek bir bütün haline getirmiş olacağız bu iki parçayı. Burada bakın kare düğümlerimizi atarak taban kısmını birleştirmiş olduk. Şimdi burada son kalan iple şu kenardaki iple bu iki ipi şöyle iki kez düğümleyerek bu kısmı sabitliyoruz. Şimdi fazla kalan iplerimizi kesip çıkartacağız. Çok uç ucuna kesmeyeceğiz. Şöyle birer parmak ya da iki parmak mesafesinde bırakarak iplerimizi keseceğiz. Şimdi şöyle fazla kalan iplerimizi keserek bu şekilde çıkartacağız. Hemen hızlı bir şekilde iki tarafta da fazla kalan iplerimizi biraz mesafe bırakarak kesip çıkartıyoruz. Şimdi burada fazla kalan iplerimizi kesip çıkarttık. Yine ters kısımdan olacak şekilde hatırlayalım. Başlangıçta e, ipimizi bu kenarda uzun bırakmıştık. Bir metrelik ipimizi bu kısa iple bu uzun ipi Öncelikle bağlıyoruz. Burada bir, iki kez düğüm attıktan sonra uzun kalan ipi böyle bir iğne yardımıyla kenar kısmından iplerimizi geçirerek kenar noktasını kapatmış olacağız. Şimdi bu kısa ipi de sonra aralardan geçirerek izleyeceğiz. Uygun boşluklardan karşılıklı batarak ipimizi geçireceğiz bu şekilde bakın bir iğne yardımıyla iplerimizi karşılıklı uygun boşluklardan geçirerek burada ipimizi bakın tamamen bu açık parçayı kapatarak Burada ipimizi kopartıp gizleyeceğiz. Sonra yine ipimizi burada iğnemize takarak aralardan geçirerek bu ipi de gizleyeceğiz. Karşı parçada da yine uzun bıraktığımız iple aynı dikiş işlemini gerçekleştirerek bu kenarları kapatmış olacağız. Burada bakın en son kalan ipleri böyle içeride yürüterek diktiğimiz ipi fazladığını kesip çıkartıyorum. Bu e, ipler içeri astarı e, dikildiği zaman çantanın iç kısmına bu ipler e, yapıştırabilirsiniz. Astar diktiğinde göze de batmayacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın ters kısmından çantamızı diktik. Düz kısma çeviriyoruz. Hemen şöyle köşelerden çantamızı düzüne çevirelim. şöyle bir taban noktası oluşuyor bakın doldukça güzel bir form veriyor İsterseniz sizler bu çantaya az kısmına fermuar, e, deri kapatmalar ya da çıt çıtlar vesaire de yapabilirsiniz. İstediğiniz e, çanta kapatmasını uygulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde düz kısmına çevirdik. Şimdi bir de elcik kısmını yapalım ve artık çantamızı tamamlamış olalım. Elciğimizi yapmak için böyle bir aparat kullanacağız. 2 adet 1 metre uzunluğunda kestiğimiz ipimizin iki ucunu eşitliyoruz. İpin orta kısmını bulduktan sonra aparatımıza bu şekilde geçirerek buradaki oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkartıyoruz. Başlangıçta yaptığımız işlemin birebir aynısı. Bu şekilde ipimizi taktık. Şimdi bir diğer ikinci ipi de aynı şekilde iki ucu eşitliyoruz. Orta kısmını burada bakın şöyle takalım. Aynı yönü olsun iki ipi bu şekilde sabitledik. Şimdi sabitledikten sonra kare düğümler atarak düz bir şekilde düğümlerimizi oluşturacağız. Bakın iki adet ipi sağ ve sol olacak şekilde ayırıyoruz. İki adet ip ortada. Hemen elimizde bunu bir yere sabitleyebilirsiniz. Kare düğümler oluşturacağız. Bakın bu şekilde kare düğümü tarif etmiştik. Şimdi buradaki ilk kare düğümünü attık. Şimdi bu şekilde devam ederek kare düğümle burada parçamızı uzatacağız. Sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Bakın burada bu iki ip kısa kaldı. Diğer iki ipimiz uzun. Şimdi bu iki ipi şöyle orta kısma alacağım. Diğer uzun iple yine kare düğüm oluşturarak düğümlerimizi atarak eleceğimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bakın şimdi burada bu şekilde iki uzun ipi kenar alıyoruz ve bu şekilde kare düğümlerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde iki kısa ipi ortaya aldık. Şimdi uzun iplerle kare düğümlerimizi atarak düğümlerimizi uzatmaya devam ediyoruz. Burada elciğimizi yeteri kadar uzattık. Hemen şöyle ölçüsünü de söyleyelim. Burada 19-20 santim uzunluğuna gelene kadar elceğimizi uzattık. Şimdi bunu bir bütün haline getireceğiz. Burada bakın düz kısmı burası, ters kısmı burası. Buradaki ipleri 4 adet ipi buradaki yuvadan geçiriyoruz aparatımızdan. Aparattan geçirdikten sonra bakın bu ipleri burada bükeceğiz. Şu şekilde burada bir düğüm oluşturacağız ipleri bakın buradan geçirdik burada hemen bir büküm yapıyoruz şimdi bağlama tekniği bu kısmı tamamlayacağız burada ipimizden yaklaşık bir 30 40 santim kadar ya da e, ne kadar istiyorsanız uzunluğunu ne kadar saracaksanız o kadar uzunlukta da kesebilirsiniz bir parça ipimizi kestikten sonra burada ipin ucu yukarı bakacak bakın şöyle yapalım yukarı bakacak Alt kısımda bir U oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz U'yu bakın burada sabitleyerek şimdi bu parçayı sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar sarabilirsiniz. Sağlam bir şekilde parçamızı bakın bir bütün haline getirdik ve burada birazcık pimizi saracağız. Yeteri kadar sardıktan sonra bakın oluşturduğumuz U noktası burada. Bu sardığımız ipin ucunu bu U yuvasından, bu yuvadan geçirerek yukarıda bıraktığımız ipi çekerek bu düğümü orta kısma taşıyoruz. Şimdi düğüm bakın orta kısımda. oldukça sağlam oluyor. Bu düğüm tekniği bu şekilde sabitledik. Şimdi fazla kalan ipleri keserek çıkartacağız. Bu tepedeki ipi bakın hemen dip kısmından kesiyoruz. Hiçbir şekilde açılma olmayacak. Sonra diğer kısa kalan ipleri de fazla kalan ipleri de bu aşamada temizliyoruz. Bu uçları da yine aynı şekilde. Bakın temizleyerek elceğimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bunu da bakın bu şekilde çantamıza takarak artık çantamızı tamamlamış olacağız. Şöyle kenar kısmına yerleştirelim. Bakın. Elceğimizi de bu şekilde yerleştirdik ve çantamızı tamamlamış olduk. Dediğim gibi sizler isterseniz fermuar, çıt çıt ya da daha farklı aparatlarla çantanın ağız kısmını kapatabilir ya da uzun bir askıda kullanabilirsiniz. Tarifimiz bu şekildeydi. Bakın tabanı da çantamızın bu şekilde oldu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.